Hazreti Ömer bu. Hem bileği hem yüreği kuvvetli. Pehlivan yok. Onunla güreşecek adam yok. O da gider develerle güreşir. Öyle bir yiğit. Dolayısıyla onlar gelmeyince Hazreti Ömer gitti. Dedi ki ben gidiyorum. Bakın dedi şu yoldan gideceğim, şu bayırı aşacağım, şu yokuştan ineceğim ve filan yerde de şu kadar zaman bekleyeceğim. Duydunuz mu? Karısını dol, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa ardıma düşsün dedi. Evet, Hazreti Ömer adresi verdi. Orada bir mesaj veriyor aslında. Bir, gizli saklı gitmek zorunda olan Müslümanların onurunu, şerefini, hani şöyle yaparız, böyle ederiz, hadi yapın bakalım diye postasını koyuyor. İki, gitmek isteyen Müslümanlar var. Medine'ye gitmek isteyenler var. Ama yol bilmeyenler var, adres bilmeyenler var. Şimdiki gibi otobüsler götürmüyor ki. Şimdiki gibi böyle yollar yok ki, tabelalar yok ki. Yola çıkarsan, dönersin, dolaşırsan, pat Ebu Cehil'in önüne düşebilirsin. Onun için yol bilmeyen gidemiyor. Yol bilse de yakalanırım diye korkarak gidemeyenler oluyor. İşte Hazreti Ömer aynı zamanda onlara da mesaj veriyor. Diyor ki, ey Medine'ye hicret etmek isteyip de gidemeyen Müslümanlar, işte size adres veriyorum. Şu yoldan gidiyorum, şu bayırdan çıkıyorum, filan yerde bekliyorum. Şu saatte hareket edeceğim. Yetişen benle gelsin. Bunları ben tehdit ettim, korkuttum. Hiçbir zarar gelmeden Medine'ye kadar götüreceğim mesajı veriyor. Hakikaten 20 kadar Müslüman da Hazreti Ömer'le beraber radıyallahu anh geldiler. Başka bir mesaj daha veriyor. Ne mesajı veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Demek istiyor ki, affen Hazreti Ömer radıyallahu anh, demek istiyor ki, madem Allah bana dilek vermiş, madem Allah bana yürek vermiş, madem benim cesaretim var, Allah'ın bana verdiği bu nimeti ben sadece kendime kullanmıyorum. Sadece kendime Müslüman değilim. Madem Allah'ın bana olan bir nimeti var, öyleyse Müslüman kardeşlerim de lazım olan, ihtiyacı olan benim cesaretime kardeşlerim de bundan istifade etsin mesajı veriyor. Kıyamete kadar gelecek olan ümmete demek istiyor ki, sizin de bileğiniz sağlam olabilir, keseniz sağlam olabilir, makamın sağlam olabilir. Allah'ın sana verdiği bu nimeti, paranı, pulunu, yetkini, makamını sadece kendine kullanma. Ona ihtiyacı olan Müslümanlarla da paylaş mesajı veriyor.